Diyelim ki elimizde kesişen iki doğru parçası var. İlk parçaya AB diyelim. İkincisi de CD olsun. Burası C, burası da D. Ve bu doğru parçaları E noktasında kesişiyorlar. Ve yine diyelim ki bize buradaki bu açının ölçüsü verilmiş olsun. Bu arada şu B'ye bakın almış başına gidiyor. Neden oraya yazmışım ki? Yakın bir yere yazalım onu. Gel bakalım B kardeş, Evet, ne dedik? Diyelim ki buradaki BED açısının 70 derece olduğu bize söylenmiş. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Başka hiçbir bilgi olmadan, hiçbir bilgi olmadan ve açı ölçer kullanmadan diğer bütün açıların ölçülerini bulacağız. Evet, bulabiliriz. Bu kadar bilgi bize yeter. CEB, AEC ve AED açılarının ölçüleri nelerdir? Şöyle bir bakın, şimdiden kafanızda bir şeyler, aklınızda bir şeyler oluşmaya başlamıştır, eminim. Bu ikisinin birer doğru parçası olduklarını zaten söylemiştik. O halde BED ve CEB komşu açılar, değil mi? Ayrıca bu açıların dış kenarlarına baktığımızda doğru açı oluşturduklarını görüyoruz. Gördük, değil mi? Evet, gördük. CED açısı. Bu iki açı aynı zamanda bütünler açıdır bütünler açılardır. İkisi yan yana ve bitiş yerleri bir doğru açı oluşturuyor. O halde BED ve CED açıları bütünler açılardır. Yani ölçülerinin toplamı 180 dereceye eşit olmalı. Yazalım o zaman. BED açısının ölçüsüyle CEB açısının ölçüsünü topladığımız zaman bu eşittir 180 derece. BED açısının 70 derece olduğunu zaten biliyoruz. Yani bu açı 70 derece. O halde 70 derece ile CEB açısının ölçüsünün toplamı 180 derece edecek. İki taraftan da 70 çıkaralım ve CEB açısının 110 derece olduğunu bulduk. Gösterelim. Buradaki açı 110 derece. Eğer hızlıca çözecek olsaydık böyle adım adım yapmayabilirdik buradaki açı 70 derece, diğeriyle birlikte 180 derece etmesi gerekiyor. O zaman diğer açı 110 derecedir derdik, geçerdik. Ama acele etmeye gerek yok, iyi öğrenene kadar yavaş yavaş yapalım. Pekala, şimdi aynı mantıkla CEA açısının ölçüsünü bulalım. CEA açısının kaç derece olduğunu bulmak için de aynı mantığı yürütebiliriz. CEA ve CEB komşu açılar. Burada doğru açı oluşturuyorlar. O halde birbirlerinin bütünler açısı olmak zorundalar. Yani CEA açısıyla 110 derece olduğunu bildiğimiz, CEB açısının toplamı 180 dereceye eşit. Yine iki taraftan 110 derece çıkarıyoruz. Ve CEA açısının 70 derece olduğu ortaya çıkıyor. O halde buradaki açı da 70 dereceymiş bunun bir tesadüf olmadığını, bunun bir tesadüf olmadığını bir sonraki videoda göreceğiz. Bu iki açı CEA ve BED açıları ters açılardır. Henüz konunun detayına girmedik ama bu açıların birbirine eşit çıkması rastlantısal, tesadüfi değil. Ters açılar her zaman birbirlerine eşittir. Biz yine de ispatını yapmadan öyle demeyelim. Bu terimde bir kenara yazayım. Evet, CEA ve BED açıları ters açılardır. İçinizden bir dakika yatay gibi görünüyorlar ve yan yanalar diyebilirsiniz ama iki açı kesişme noktasına göre karşı karşıya olduklarından dolayı ters açı adını alıyorlar. Ve tabii ki CEB ve AED açıları da ters açılardır. Biri yukarıda, biri aşağıda birbirlerine ters durdukları çok açık yatay olarak karşı karşıya düşen bu açılara ters açı deniyor. Ölçüsünü bulmamız gereken son bir açı daha var, o da AED açısı. Ne dedik? Ters açıların eşit olduğunu söyledik. Yani bu açının ölçüsü de o zaman 110 olacak biliyoruz ama biz gelin yine de işlemimizi yapalım. Az önce yürüttüğümüz mantıkla aynı mantıkla ilerleyeceğiz. CEA ve AED açıları birbirinin bütünleri. Yani bu açıların toplamı yine 180 derece eşit olmalı. AED açısının ölçüsü artı CEA açısının ölçüsü eşittir 180 derece. CEA açısının 70 derece olduğunu biliyoruz. Ne yapacağız? İki taraftan da 70 çıkarıyoruz. Ve AED açısının 110 derece olduğunu bulmuş olduk. Yazalım, buradaki bu açı 110 dereceymiş. Bitiş noktaları düz bir çizgi oluşturan iki komşu açının ölçüleri toplamda 180 dereceye eşit olurlar. Bu ve bu açı 180 dereceye eşit. Bu açı ve bu açı da 180 dereceye eşit. Aynı şekilde bu ve bu açı da. Buradaki bu iki açının toplamı da 180 derece. Hepsini ölçtüğümüzde 360 derece çıkıyor. Çünkü bütün açıları dahil ediyoruz ve bir tur dönüyoruz, bir tur dönüyoruz. 70 artı 110 eşittir 180. Artı 70 eşittir 250. Son olarak 110 derece daha ekliyoruz ve sonuç 360. Şimdilik burada bırakalım. Bu derste ilk defa şu ana kadar biriktirdiğimiz, topladığımız bilgilerle önemli bir sonuca ulaştık. Bir sonraki videoda ters açıların neden birbirine eşit olduğunu kanıtlayacağız. Görüşmek üzere.